Günaydın, mutlu sabahlar. Havpar ekranlarında Ekonomide Sabah'la karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca yurt içinden ve yurt dışından öne çıkan başlıkları, piyasalara dair beklentileri, bugün neler açıklanacak, piyasalar nasıl etkilenebilir, işte bunların hepsini aktarmaya çalışacağız. Yurt dışından bir bağlantımız olacak. İlerleyen dakikalarda Bangkok'a uzanacağız ve XI Küresel Piyasalar Direktörü Steven Innes bizimle birlikte olacak. Ve tabii küresel piyasalara ilişkin beklentileri kendisinden dinleyeceğiz. Yine ilerleyen dakikalarda iç piyasalara dair de beklentileri Onurcan Bal bize aktaracak, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı. Peki içeride ve dışarıda piyasalar güne nasıl başlıyor, ona bir bakalım. Önce dünkü kapanışı hatırlayacağız. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde ve oradaki seviyelere baktığımız zaman %0.23'lük yukarı yönlü bir hareketle BIST 100 endeksi borsa günü tamamladı. 1395 seviyesinden gerçekleşti buradaki kapanış. Ve şöyle bir detaylarına baktığımız zaman ise 3,21 puanlık bir artış gerçekleşti. Gün içerisinde en düşük 1371 seviyesi görülürken en yüksekse 1400 seviyesinin test edildiğini gördük. İşte bir önceki kapanışa göre de %0.23'lük artış gerçekleşti. Mali endekste %1'in üzerinde ve teknoloji endeksinde ise %0.87'lik bir değer kaybı gerçekleşti. Hizmetler endeksi %0.19, sanayi endeksi ise %0.85 değer kazandı. BIST 30 endeksine de baktığımız zaman bir önceki kapanışa göre 10.008 puanlık bir kayıp gerçekleşti. Ve çok yatay bir seviyeden 1431 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Ve BIST 100 endeksinin son bir haftalık performansı ekranlarınıza yansıyor. Şu an itibariyle en düşük 1382 seviyesi gözlemlenirken yukarıda ise 1413 seviyesi karşımıza çıkmıştı. Bakalım neler olacak, bunu da yakından izliyoruz. Ve geçelim şimdi para piyasalarına. Güne nasıl başlıyoruz, hangi seviyeler takip ediliyor ona bir bakalım. Dolar TL'de 8.32, Euro TL'de ise 9.80 seviyeleri karşımıza çıkıyor bu sabah saatlerinde. Sepet kurda ise 9.07 seviyesini görüyoruz. Dolar endeksinde 93.4'ü telaffuz ediyoruz ve burada işte 93'e doğru bir hareketlenme dün gözlemleniyordu. Şu an itibariyle onun üstündeki hareketler izleniyor ve bir yandan da aslında diğer para birimlerine karşında dolar değer kazanmaya devam ediyor. Örneğin dolar yen karşısında birkaç gündür son bir yılın en yüksek seviyelerini görüyor. Euro dolar paritesinde de 1.1706 ile işte o neredeyse 1.17'den 1.16'ya gidecek gibi bir tablo karşımıza çıkıyor bu sabah saatleri itibariyle. Bakalım neler olacak. Ve şimdi ise bu konuya ilişkin olarak biz A1 Kapital Stratejisti Mete Yüksel'den bir görüşü ekranlara taşıyacağız. Uzun vadeli yüksek tahvil faizlerinin borsaya etkisini değerlendirdi Mete Yüksel. Ve yükselen faizlerin bankaları doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Yatırımcıların birkaç haftaya ucuz kalan banka hisselerine yeniden yönlenebileceğini söyledi. Borsaya dair gelişmeleri, beklentileri izleyelim. Kabaca hesapta şu şekildedir. Her bir puan uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş değerlemeleri, Türk lirasıyla değerleme yaptığımız şirketlerin değerlemelerini %7 aşağı çeker. Yani 5 puan yukarıya gittiği takdirde uzun vadeli tahvil faizleri %35 geriye çekilme olduğunu görmemiz gerekiyordu. Sadece temel olarak finans mantığıyla yaklaşıyorum. Son bir haftada, yani bir haftadan birkaç gün daha fazla zamandır, cuma günü, evvelki cuma itibariyle bakmaya başlar isek %20'nin biraz üzerinde bir kayıp görüyoruz bankalarda. Niye banka diyorum? Çünkü TL değerleme yaptığımız ve doğrudan bu faizlerin etkilediği ana sektör, bir numaralı sektör bankalardır. Bankalarda sadece %20 aşağı geliş gördük. Sadece diyorum, bunu bilinçli kullanıyorum. Çünkü fundamental, temel olarak baktığımız zaman bu 5 puanın karşılığı %35 geriye çekilmeydi. Onun için temel olarak daha en dip burasıdır diyeceğimiz noktada değiliz bence. Şimdi son 1,5 haftada evet bankalardan uzaklaşma ve işte döviz geliri olan, döviz zengini, ihracatçı veya enflasyona karşı koruyan mal üreten ve satan şirketler için daha pozitif bir gelişme oldu. Bu teveccüh bir süre daha devam edecektir. Bu teveccüh, biz bunu anlatmaktan sıkılana kadar
devam edecektir. Ya da yatırımcı bizden bunları dinlemekten sıkılana kadar devam edecektir. Demek istediğim şey de şu. Demin söyledim ya %35'ler civarında geri geliyor olması lazım sadece temel olarak. Ben bunu sürekli söylersem, siz bunu sürekli dinlerseniz bir hafta sonra karşımda ben bunu size söylediğim zaman esnemeye başlarsınız. O nokta bunu %35 düşmese dahi artık piyasanın panzehirinin oluştuğu ve bunun fiyatlandığı nokta diyebiliriz. Daha o noktada değiliz. Zamansal olarak söyleyeyim birkaç haftamız daha olabilir buna. Zamansal olarak söylemeyi de bilinçli olarak kullandım. Değerleme olarak, seviye olarak söylemek istemiyorum. Bir zaman sürecinin sonunda biz bunu kanıksayıp panzehiri geliştiriyoruz yatırımcı olarak. O nokta itibariyle tekrardan bankalarda ya bunlar da ucuz kaldı tekrar deneyelim diyeceğimiz bir nokta gelecek. Ama henüz biz o noktada değiliz. Ve şimdi de Amerika'daki borsalarla devam edelim. Dünkü kapanışları hatırlayalım ve şimdiki bu sabahki vadeli işlemlerde nasıl hareketler gerçekleşiyor ona bir bakalım. Saatler 16.30 gösterdiğinde S&P 500'de sınırlı bir yukarı yönlü hareketle açılış beklentisi var. 10.000'de küçük bir değişimle açılması bekleniyor S&P 500 endeksinin. Dünse %0.32'lik geri çekilmeyle endekste günün tamamlandığını gördük. Tabii bu Archegos Capital Management'ın oradaki işte bu yatırım fonunun geçen hafta gerçekleşen o yüksek satışlı hacimli satışları 20 milyar dolarlık ona bağlı olan kurumların yaptığı satışlar hala piyasalarda yankılanıyor. Ve işte buna bağlı olarak da büyük bankaların Nomura gibi, Morgan Stanley gibi, Credit Suisse gibi işte bunların da satışlar içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak az sonra işte Steven Innes bize daha detaylı bilgi verecek. Ancak küresel çapta bunun etkisi yakından izleniyor. Bir bulaşıcılık riski var mı yok mu? İşte piyasanın merak ettiği şey şu an itibariyle bu. Bir yandan da bu kadar regülasyon olabilen, regüle edilmiş bir sistem içerisinde bu durum nasıl gözden kaçtı? İşte bu da bir merak konusu olmaya devam ediyor. Devam edelim diğer endekslere bir bakalım. Dow Jones tarafındaki hareketlerde de şu anda yine sınırlı bir yükselişle açılış beklentisi var. 10.000'de 7'lik. Dünse %0.30'luk düşüşle günü tamamlamıştı Dow Jones endeksi. Ve son olarak teknoloji endeksine Nasdaq'a bakalım. 12.885 seviyesi şu anda karşımıza çıkıyor vadeli piyasada. Yine diğer iki ana endekse benzer şekilde yükseliş beklentisi var ama bunun da yine yatay olduğunun altını çizelim. %0.11'lik de geri düşüşle dünü tamamlamıştı Nasdaq teknoloji endeksi. Tahvil tarafında ise dün yeniden 14 ayın zirvesi gözlemlendi. Amerikan 10 yıllıklarına baktığımız zaman ve işte bu piyasa için bir endişe unsuru mu değil mi? Bunun da sorusuna cevap arıyoruz aslında bu sorulara da. Bakalım bu sabah saatlerinde Amerikan 10 yıllıklarda nasıl bir seyir var? %1.74 seviyesinden geçiyor şu an itibariyle 10 yıllıklara baktığımız zaman. Ve orada yeniden yukarı yönlü hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. Yani çıkışlar devam ediyor tahvil tarafından ABD cephesinde. 22 Ocak'tan bu yana da böylelikle en yüksek seviyeye gelmiş oldu. Geçtiğimiz yılın 22 Ocağı'ndan yani 14 ayın en yüksek seviyeleri karşımıza çıkmaya devam ediyor Amerikan 10 yıllıklarda. Asya tarafına bakalım. Bu sabah saatlerinde Asya'da nasıl gelişmeler var? Çin tarafında sabah saatlerinde önemli bir veriyi takip ettik. İmalat ve Birleşik PMI verileri geldi. Orada beklenti yaşayan bir tablo karşımıza çıktı. Ancak buna rağmen Çin tarafında şu an itibariyle aşağı yönlü hareketler gözlemleniyor. %0.61'lik kayıptan bahsediyoruz Şangay Endeksinde. 51.9 seviyesine geldi Mart ayı itibariyle ve Şubat'ta 50.6 seviyesini almıştı. Dolayısıyla burada bir miktar yükseliş gerçekleşti. Ama bu Asya piyasalarını acaba nasıl etkiledi ona da bir bakalım. Nomura dediğimiz zaman aslında biraz önceki o Archegos Capital'ın yaşadığı süreçten en çok etkilenenlerden bir tanesi Nomura'ydı. Ve işte orada biraz daha böyle Japonya tarafında satış baskısının arttığını, işte Nomura hisselerinin 2011'den bu yana en düşük seviyelere geldiğini gözlemlemiştik. Şu anda ise %0.70'lik bir gerileme var Nikkei endeksinde. 29.226 seviyesinden geçiyor işlemler. Sadece Güney Kore'de yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken diğer endekslerde ise
kayıplar hakim. Asya tarafına baktığımız zaman böyle bir tablo var. Az sonra Steven Enes'ten daha detaylı bilgi alacağız. Ve geçelim Avrupa'daki kapanışı bir hatırlayalım. Avrupa'da da ülkesel bazlı olarak tabii 3. dalga ile ilgili olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. %0,53'lük kazançla dün Londra'da FTSE 100 endeksi günü tamamladı. 6772 seviyesinden günün tamamlandığını görüyoruz. Diğer endekslerde acaba nasıldı durum? Ki dün aslında Almanya'da önemli bir gelişme oldu ve DAX endeksi tarihinde ilk kez 15.000 seviyesini denedi. Şöyle bir bakalım Avrupa'nın genelinde diğer endekslerdeki kapanışlar nasıl gerçekleşmişti diye sonrasında devam edeceğiz. Ama ilk kez işte Frankfurt DAX endeksinin 15.000 seviyesini aştığını görüyoruz. %1,29'luk primle günü tamamladı. Ve diğer endekslerde de yine primler hakimdi. Hatta Londra'nın bu tabloya baktığımız zaman biraz daha geride kaldığını görmek mümkün oluyor. Madrid'de ve Paris'te de %21 oranında artışlar dikkatleri çekti Avrupa tarafında. Şimdi de altının onsuyla devam edelim. Emtia cephesindeki gelişmelere bakalım. Sabah saatlerinde Çin'den takip ettiğimiz o işte PMI verisinin iyi gelmesi altında bir miktar satışı beraberinde getirdi ve bu sabah saatlerinde %0,33'lük bir geri çekilmeyle 1679 seviyesinden işlemler geçiyor. Gün içi seviyelerde 1678 seviyesi, yani şu anda bulunduğumuz noktaya yakın bir yerde en dip seviyeyken 1686 ise yukarıda gördüğümüz en yüksek seviye olarak karşımıza çıktı. İçerideki seviyeler nasıl şekilleniyor ona da bir bakalım. Gram altın diyelim. %0,32'lik gerilemeyle 449 lira 88 kuruştan el değiştiriyor altının gramı. Tabii son günlerde biraz dolar TL'deki yükseliş burada gram altını etkiledi, yukarı taşıdı. Peki bu konuyla ilgili olarak bir uzman görüşüne şimdi yer verelim. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ons altın cephesinde fiyat beklentilerini değerlendirdi. Erkan altında 1700'ün altına doğru çözülme görebiliriz dedi. Altının da bir 1700'lerin seviyesi, 1700 seviyelerin altına doğru bir çözülme gösterme ihtimali söz konusu olabilir. Burada ana baskılayıcı unsurlar halen dolar endeksinin yukarı doğru eğilimini devam ettirmesi ve majör pariteleri baskı altına alan bir pozisyon içerisinde olması, hem de aynı zamanda tekrardan 1.75 düzlemine doğru yükselmiş olan ve getiri eğrisini dikleştirmekte olan Amerikan tahvil faizlerinin etkisi olacaktır ki bu şu anda yakın dönemde altın fiyatları açısından en ana baskılayıcı unsur. Bazı tabii ki jeopolitik gerginlikler durumu var. Amerika ve Çin arasındaki ilişkilerin tekrardan bir gerilme eğiliminin içerisinde olması, özellikle hafta sonu Çin ve İran arasında imzalanan anlaşma buna yeni bir boyut katabilecek durumda. Ama buna piyasanın çok anlamlı bir tepki vermediğini görüyoruz. Yani çok altın açısından bir güvenli varlık efektinin de işlemesi durumu son zamanlarda çok geçerli olamıyor. ETF'ler tarafına baktığımız zaman da ETF'lerdeki satış etkisi son bir aydır sürekli olarak devam eden bir noktada. Burada tabii ki tutulan altın varlıklarının azalması itibariyle bir fiziksel talep eksilmesi etkisinden de bahsetmek mümkün. Bu da altın fiyatları açısından negatif bir durum ve genel anlamda da bakıldığı zaman emtia grubu içerisinde ekonomik toparlanma algısından yararlanabilecek sanayi metalleri veya diğer değerli metaller içerisinde endüstriyel talep görebilecek olan gümüş ve platine göre de biraz daha şu anda altının daha dezavantajlı bir konumda olması durumu söz konusu. Tabii Fed bir şekilde geniş para politikası uygulamaya devam ettiği sürece faizler hareketi de normalleşme eğilimi içerisine girerse bunun için muhtemelen enflasyonun normalleşmesi gerekecek ve biraz zaman alacak bir nokta. Altın fiyatları tekrardan yükselişe geçecektir ama şu an öngörülebilir bir gelecek açısından altın fiyatları tarafında alıma geçmek için halen erken bir dönem içerisinde, erken bir pozisyon içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve sırada şimdi de Brent tipi petrol ve Amerikan petrole bakacağız. Petrol cephesindeki gelişmeler OPEC toplantısını bekliyor. Yarın yani 1 Nisan'da gerçekleşecek OPEC artı ülkelerinin buluşması.
Ve işte burada üretime ilişkin nasıl bir karar çıkacak? Suudi Arabistan'ın uygulamaya devam edecek mi? O işte günlük 1 milyon varillik kesintiyi gönüllü olarak bunu yapıyordu. Diğer ülkeler daha fazla artırım talebine gidecek mi? İşte fiyatların çok fazla yükselmesini de örneğin Rusya gibi ülkeler istemiyor. Çünkü pazar payını bu kez ABD'li üreticilere kaybediyor ve bugün de Amerika'dan her çarşamba olduğu gibi ham petrol stok verisini takip edeceğiz. Şu anda Amerikan tipi petrol ekranlara yansıyor. %0.46'lık bir prim söz konusu. $60.83'ten işlemler geçiyor. Geçtiğimiz haftaya petrolle ilişkili olarak Süveyş kanalının bloke olması damga vurmuştu. Petrol sevkiyatının %10'u dünya üzerindeki oradan geçtiği için, deniz yoluyla yapılanın %10'u oradan geçtiği için önemliydi, yakından takip ediyorduk ve bir arz endişesi piyasalar tarafından yakından izleniyordu. Ancak şu anda da yine bir başka risk gündemde. Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde bir patlama gerçekleşti. Ciddi, korkunç bir patlama ve oradan da işte tahliyeler devam ediyor. Bu da küresel piyasalarda petrol açısından takip edilen bir gelişme. Bakalım şimdi Brent petrolde nasıl bir seyir var bu sabah? %0.51'lik yukarı yönlü hareket var ve $64.50'den işlemler geçiyor Brent tipi petrole de baktığımızda. Ve şimdi de günlük veri takvimine bir bakalım. Bugün hangi önemli başlıklar yakından takip edilecek? Japonya'dan sanayi üretimiyle başladık güne ve eksi bir seviye, yani işte üretimin olmadığı bir seviye karşımıza çıktı. Eksi %2.1 seviyesinde gerçekleşti. Japonya'da sanayi üretimi, Çin'den imalat ve bileşik PMI verilerini takip ettik. İşte burada da imalat tarafında, fabrika imalat tarafında da 51.9'a yükselen bir seviye vardı. Bu da beklentileri aşmasının yanı sıra bir yandan da 50.6 olan o Şubat verisine göre de bir toparlanma içerisinde olduğunu gösterdi. Ama şöyle de bir not var. Şubat verisi dediğimiz zaman işte oradaki 13 günlük yeni yıl tatilinde Çin'in ekonomisini biraz böyle duraklatan bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştı. İngiltere'den 4. çeyrek büyüme verisini takip edeceğiz ve içeriden de önemli veriler izlenecek. Bugün itibariyle ekonomik güven endeksini izleyeceğiz. Bir yandan da yine içeriden devam ettiğimiz zaman Türkiye ilişkin olarak başka hangi veriler karşımıza çıkacak dediğimiz zaman aslında orada da ticaret dengesini yine yakından izleyeceğiz. Almanya'dan işsizlik oranı takip edilecek. Euro bölgesinden enflasyon rakamlarını izleyeceğiz. Orada %0.2'lik bir artış vardı en son enflasyon verisine baktığımız zaman. Ve tabii şu anda pandemi sonrasında o geçici enflasyon yükselişi acaba Euro bölgesinde de görülecek mi? Bunu da yakından izliyoruz. Ve tabii piyasaların yakından izlediği bir başka gelişme de ADP özel sektör istihdam verisi olacak. Her çarşamba tarım işi istihdam verisi öncesinde takip ettiğimiz o veri. İşte özel sektör tarafında da bakalım nasıl bir seyir karşımıza çıkacak. Ve ikisinin aslında cuma günkü açıklanacak veriyle bu verinin arasında çok fazla bir korelasyon olmadığı söyleniyor. Ama tabii ki istihdam piyasasını okumak için yakından izleyeceğimiz bir veri olacak. Devam edelim. Amerika tarafında beklenen konut satışlarını izleyeceğiz. Bir yandan da her çarşamba olduğu gibi ham petrol stokları da açıklanacak ve orada da yine yukarı yönlü bir ivmelenme beklentisi söz konusu. Evet, şimdi de değerli bir ismi ağırlamak üzere Bangkok'a uzanacağız. XI Küresel Piyasalar Direktörü Steven Innes bizimle birlikte. Good morning Mr. Innes. Welcome to our show. We're good to have you here again. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tekrar ağırlamak çok güzel. So let's start with the Archegos. Öncelikle Archegos'a durumuyla başlayalım. Bu durumu birazcık seyircilerimize izah edebilir misiniz? Ve bu bir risk oluşturabiliyor mu? Ve beni iyi duyabiliyor musunuz acaba? Yeah, it's a
it's an interesting situation. Bu aslında ilginç bir durum. Mikro olayların ne kadar büyüyüp herkesi bu işin içine kattığını görmek. Bu aslında nispeten kontrol altına alınmış bir durum gibi. Belki izole olacak ve sadece birkaç bankayla sınırlı kalacak. Credit Suisse, Nomura ve birkaç banka daha bu bağımsız fona borç veren bankalarla sınırlı kalacak. Bulaşma etkisi aslında çok ilginç, çok negatif yankılanmadı bu piyasalarda ve burada piyasalar için bir güvenli liman da söz konusu değil. Biz bunun çok fazla risk oluşturacağını düşünmüyoruz önümüzdeki günlerde. Fakat yine de bu domino taşlarına biraz dikkat etmek lazım. Çünkü domino taşları da olması aslında piyasa çok sıkıcı olur. Başka bankalar da şu anda acaba devrilecek mi diye bakıyoruz. Öyle bir şey yok. Bu iyi bir haber. O zaman bir domino etkisi görmeyi beklemiyorsunuz demek ki. Peki bunu nasıl gözden kaçırdılar acaba? Asıl sorulardan biri de buydu. Çünkü bankaların bildiğimiz gibi düzenleme altında olması gerekiyor. Düzenlemelere tabi olması gerekiyor. 1998'de bunun bir örneği daha yaşanmıştı. Acaba bu o zaman yaşanana benzer bir durum muydu? Ya hiç kimse ders almıyor mu? Bir şey öğrenmiyor muyuz o zaman? Piyasalara bakarsak hiç kimse bir şey öğrenmiyor. Yani kredi kartını eline geçirip onu özgürce harcayan insanlara bakarsanız batsalar bile tekrar harcıyorlar. Bu Goldman Sachs kredi kartlarının da biraz artık çığırından çıkmasında etkisi oldu günlük işlemlere baktığımızda. Bu kredi fiyaskosu 1990'ların sonunda gerçekleşen fiyasko çok başka şartlarda cereyan etti. Birçok hedge fonu ve yatırımcılar uzun vadeli kredilerle bağlıydı o zaman ve bu yatırım fonu gibi değildi durumları şu andaki konuştuğumuz konu gibi değildi. Relatif anlamda krediye bağlı olarak bu değişebilir ama bu tabii ki hikayelerin kendi özel yapısına bağlı. Bazen insanlar bu hikayenin özünü anlamadan, daha sonra neler olacağını anlamadan işe giriyor. Benim 1990'ların sonlarında hedge fonu yöneten arkadaşlarım uzun vadeli sermayeye bağlı olanlar bir gecede işlerini kaybetti, iflas etti. Şu anda olan bunun aynısı değil. Hala piyasalarda oldukça fazla olumlu durum söz konusu. Biden'dan yarın altyapı fiyatlarını etkileyecek şeyleri bekliyoruz ve varlık fiyatları çok etkilenmedi. Biraz uyukluyor gibi piyasalar sanki ve şu andaki bu piyasada yatırımcıların odaklanacağı başka şeyler de var. Asya piyasalarına bakacak olursak bu sabah sadece Güney Kore'nin yeşil olduğunu görüyoruz. Diğerlerinin hepsinde düşüş göze çarpıyor. Bu Çin'den gelecek fabrika verileri de bunda etkili oluyor. Sizce biraz gerçekten mahmurluk mu var Asya piyasalarında bu sabah? Asya piyasaları benim politika paradoksu dediğim bir dönemden geçiyor. Bu global olarak da geçerli. İyi veriler geldiği zaman merkez bankaları likiditeyi hareket ettirmeye başlıyor. Çin Merkez Bankası'na baktığımızda bu kredi etkisini yeniden piyasalara verip vermeyeceğini tartışıyor piyasa. İyi ekonomik veriler geliyor. Yüksek enflasyon belki merkez bankalarını daha fazla gevşek para politikasına itiyor enflasyonu arttırmak istedikleri için. Peki diğer varlıklar nasıl görünüyor piyasalarda? Çünkü Şubat'ın ortasından beri bir artış görüyoruz hazine tahvil getirilerinde. Bu da bir panik yaratıyor. Şu anda 14 ayın en yüksek seviyesinde dünden beri 10 yıllık tahvil getirileri. Çok fazla panik yok artık. Bu fikre alıştık mı sizce? Yoksa bu başka bir şeyi de tetikleyebilecek, bir panik satışını tetikleyebilecek bir hal alabilir mi? Eğer %2'ye diyelim ki yaklaşacak olursa. Burada benim iki görüşüm var. Ne kadar getiriler artarsa
kesin olarak bu belli varlıklarla endeksleri de etkileyecek. Finansallar daha iyi performans gösterecek ama uzun vadeli varlıklar o kadar cazip olmamaya başlayacak. Agresif olarak satılmayacaksa bile artık cazibesi azalacak. Endekslerin çoğu aslında oldukça sağlam durumda diyebiliriz. İnsanlar buna artık giderek alışıyor ama yukarı doğru da gidiyor. Daha iyi bir hisseyi seçmeniz lazım. Artan getirilere daha az duyarlı olan hisseleri seçmeniz lazım. Burada Fed'in enflasyon hedefinin ne olduğu da önemli. Bu faiz oranlarını çok çok düşük tutarak ve federal fonlama oranını sıfırda tutarak yapılıyor ve bu çok da olumsuz bir şey değil. Eğer uzun bacağında getiri eğrisi artarsa bu bankaları borç vermeye teşvik eder ve sistemde bankalar şöyle diyor, biz artık geleneksel bazı bankacılık işleri yapabiliyoruz, borç verebiliyoruz diyecekler. Bu da güzel bir şey. Ben Fed'in oranların artmasından memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ekonomik büyümeye işaret ediyor. Ve üçüncü noktam da şu olacak. Üçüncü bir görüşüm daha var. Bu ne zaman bir sorun haline gelir? Eğer bu tahvil getirileri piyasanın ekonomik büyümeye göre fiyatlama yapmayı bırakıp Fed'in faiz artırımlarına göre fiyatlama yapmasıyla başlar. İşte o zaman bu doları ciddi şekilde etkiler ve bütün riskli varlıkların yeniden fiyatlanması gerekir. Daha güçlü bir ABD dolarına göre. Bence şu anda piyasanın karşı karşıya bulunduğu endişelendiren nokta bu. Biz şu anda gerçekten daha güçlü bir dolar da görüyoruz. Dolar şu anda 93'ün üstünde işlem görüyor nokta. Ve Japon yenine karşı da değer kazanıyor. Diğer sorum da şu olacak. Siz hesaplamalarınızda, beklentilerinizde bir değişikliğe gittiniz mi birinci çeyrek için? Bu beklenmeyen gelişmeler ışığında, bunun gibi gelişmelerin ışığında. Beklentileriniz nedir ve ikinci çeyreğe dair beklentileriniz nedir? Ben şunu söyleyeyim. Ben aslında bayağı şanslıydım. Şans yüzüme güldü. Ocak'ta George Runoff beni demokratların daha fazla teşviki arttırmasına yol açtı. Daha yüksek getiriler ABD dolarının daha güçlenmesi, altının inmesi, petrolün de bir katarsis noktasına gelmesine yol açtı. Çok daha fazla agresif gidiyor talebe göre ve bu COVID artışları da etkiliydi piyasada. Ama ben öngörülerim konusunda hala iyiyim ve bununla ilgili kendime çok da pay çıkarmak istemiyorum. Ama mevcut şartlarda elimizde bir kristal küre olmadığı için tahminde bulunmak çok zor. Dolar kesinlikle değer kazanıyor. Dolar biraz daha da güçlenebilir ama diğer para birimlerine baktığımızda euro o kadar da uzağa gitmeyebilir. Çünkü şu anda oldukça olumsuz durumlar var. Avrupa'daki aşılamalar biraz daha hızlanabilir. Olumsuzlukların üstesinden geldikleri için aşılar ve diğer şeylerle Avrupa'da ekonomi daha iyiye gidebilir. Orada yeniden açılması söz konusu olabilir ekonominin. Yani Avrupa'da yeniden oyunu toparlıyor gibi. Gelişen piyasa para birimleri çok olumsuz etkileniyor yüksek getiriler olunca, özellikle tahvil getirileri artınca. Bu biraz endişe verici bir işaret. Dolar yukarıya çıkacak bence ama buna biraz seçici yaklaşmak lazım. Dolar benim büyük ülkeler, Meksika pezosu, Kore bonu ve Çin parası ve Rus rublesi karşısında değer kazanıyor. Düşük getirili para birimleri karşısında serçe tavırlı bir merkez bankası olabilir. Eğer Avrupa Birliği Merkez Bankası bu serçe tavrını sürdürürse euro toparlanabilir. İki tane sorum daha olacak. Bunlar da kısa vadeye, bu haftaya dair sorular. Yarınki OPEC artı toplantısıyla ilgili ilk sorum. Onlardan sizce ne duymayı bekleyebiliriz? Suudi Arabistan, Rusya ne diyecek ve sizce bu petrol piyasalarını nasıl etkileyecek? Bence burada bir şey var. Fiyatlara baktığımızda şimdiki duruma göre şu pek muhtemel görünmüyor. Ben şunu
söylüyorum. OPEC fiyatları son OPEC toplantısında şimdiki seviyesine göre baktığımızda muslukları açmayacak gibi görünüyor OPEC. Buradaki soru bence şu, bu bir ay daha uzayacak mı? Covid artışları ortadan kalkana kadar, azalana kadar, bir hafta önce, bir buçuk hafta önce 70 dolardı varil başına. Suudi Arabistan'ın bence biraz daha nüfuzlu söz konusu bu konu üzerinde, ama kesin olan şey şu ki çok ciddi bir tartışma olacak Rusya ve Suudi Arabistan arasında. Rusya daha fazla petrol vermek istiyor. Herkes bir mali sıkıntı içerisinde, çünkü herkes parasını Covid'den korumaya harcamak zorunda kalıyor ve baktığımız zaman daha fazla petrolün piyasalara girmesi lazım. Bu da fiyat faaliyetlerini biraz sınırlayacak gibi görünüyor. Bu toplantının konusu bu olacak. Son sorum da tarım dışı istihdam verilerine dair. Bunlar cuma günü açıklanacak ve piyasalar kapalı olacak cuma günü Paskalya tatili sebebiyle elimizde, ama veriler yine de olacak. Sizin buna dair beklentileriniz ve muhtemel senaryolarınız neler gelebilecek sonuçlara dair? Piyasalar 655 bin gibi bir rakamı öngörüyor. Bu daha fazla olursa da şaşırmam. Bu yine bizim politika paradoksu dediğimiz şeye bağlı. Bu getirileri ciddi bir şekilde artırıyor. Getirilerin 1.80'e geldiğini görebiliriz 10 yıllık Amerikan tahvillerinde. Bir plato oluşturabilir belli varlıklarda, altında, petrolde, hisseleri de belli bir nebze etkileyebilir. Ama ABD doları doğal bir faktör olarak karşımıza çıkabilir varlıklarda. Aslında bu da bir endişe kaynağı. Gelecek olumlu veriler bu aşamada çok da harika bir şey olmayabilir. Çok teşekkürler Sayın İnez, programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim beni anladığınız için. Küresel Piyasalar Direktörü Steven İnez bizimle birlikteydi ve piyasalara dair beklentilerini paylaştı, hem uzun vadede hem de kısa vadede. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in COVID-19 ve sonrasında kalkınmanın finansmanı başlıklı etkinliğe bir video mesaj gönderdi. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığına dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgın sona ermeyecektir dedi. Salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizlik aşı meselesiyle çok daha vahim bir hal almıştır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Az gelişmiş ülkelerin yaşadığı sorunları dile getirdi. COVID-19 salgını bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın, bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur. Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Erdoğan, aşı eleştirilerini Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen COVID-19 ve sonrasında kalkınmanın finansmanı başlıklı programda dile getirdi. Salgın, küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir dedi. Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı
en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Yetkinliğe gönderdiği video mesajda düşük gelirli ülkelerin borç yüküne de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde ikinci kez uzatılmasında fayda görüyoruz. Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir konuşma yaptı. Politika faizini enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Mevcut koşulların sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine dikkat çekti Kavcıoğlu. %5 hedefine sıkı sıkıya bağlıyız dedi. Enflasyonla kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu net konuştu. Politika faizini enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Sıkı duruş vurgusu yaptı. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın 89. hesap dönemi olan genel kurulundan verdi mesajlarını. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu %5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Düşük enflasyonun istikrar için önemine dikkat çekti. Ocak enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu %5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirten Kavcıoğlu, ekonomik reformların para politikasını da destekleyeceğini söyledi. Ekonomik reform paketinde öngörülen kazanımların önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi güveni ve istikrarı pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüşü hem de sürdürülebilir büyüme için kritik bir öneme sahip olacaktır. Ayrıca 2020 yılında 34,5 milyar lira kar açıklayan Merkez Bankası karından 30,19 milyar lira hazineye aktaracak. Banka 2019 yılı karından ayrılan 5,5 milyar lira ihtiyat akçesini de hissedarlara dağıtacak. Merkez Bankası Meclisi'nde görev süreleri dolan Profesör Doktor Nurullah Genç ve Derya Yücel, hazinenin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Hazinenin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi ve aynı zamanda PPK üyesi olan Ömer Duman görevden alınırken yerine Ertan Aydın atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk intranazal yani burun içi koronavirüs aşısının Nisan ayında faz 1 çalışmalarına başlanacağını söyledi. Bakan Varank, aşıyı bu yıl kullanıma sunmayı planladıklarını da açıkladı. Burundan uygulanacak şırınga tipini de arkadaşlarımız getirmişler. Bir örneğini burada gösteriyorum. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk intranazal yani burundan sprey şeklinde uygulanan koronavirüs aşısı bu yıl uygulamaya sokulacak. İntranazal aşı ile ilgili çalışmalarda gelinen son durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra faz 1 denemelerine başlanacak. TİT CK'nın onayını bekliyoruz. Onayımızı alırsak
Nisan ayında inşallah insanlı denemelere başlamış olacağız ve tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içerisinde kullanıma sunulmasını da hedefliyoruz. mRNA ve inaktif aşı teknolojilerinden farklı olarak protein temelli tasarlanan aşının virüsün insanlara enfekte ettiği yolu takip ettiği için virüste daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor. Firma testler için pilot üretime de başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aşı çalışmalarının yürütüldüğü Nanografi firmasının Ankara'da kurduğu grafen üretim tesisinin açılış töreninde konuştu. Grafen maddesinin 100 yılın en önemli buluşlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Varank, yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Bugün açılışını yaptığımız yatırımla Türkiye, grafeni seri bir halde üretebilen 10 ülkeden biri konumuna yükseliyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan kendi kaynaklarımızla grafeni üretebiliyor olmamız ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Ya Allah, bismillah. Sırada dünya gündemi var. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten bir haberle başlıyoruz. Amerikan ekonomisinde 2021 yılında güçlü toparlanma beklediğini açıkladı. ABD ekonomisinin yıl sonunda salgın öncesi seviyesine döneceğini belirten Moody's, salgının ekonomik izlerinin ise yıllar boyu sürebileceğini söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde güçlü toparlanma bekliyor. Moody's'ten yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasının 2021 sonunda salgın öncesi seviyelere dönmesinin beklendiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek seviyedeki kamu ve şirket borçlanmalarının etkilerinin yıllarca sürebileceğine dikkat çeken Moody's, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin daha önce benzeri görülmemiş seviyedeki mali teşviklerinin de etkisiyle 2021 yılının ortalarında güçlü bir büyüme göstermesinin beklendiğini duyurdu. Salgından en fazla etkilenen sektörlerde yaraları sarmanın zaman alacağına vurgu yapan Kredi Derecelendirme Kuruluşu, gelecek dönemde işsizlikte artışın görülebileceğinin altını çizdi. Moody's'in açıklamasında koronavirüs aşılamalarının yapılması ve salgının etkisinin azalmasıyla tüketicilerin güveninde de artışın görülmesinin beklendiği kaydedildi. IMF Başkanı Kristina Georgieva teşviklerin ve aşılama süreciyle ilgili olarak ekonomiye dair bir toparlanma beklediğini söyledi küresel ekonomide. Ve bunun detaylarına bir baktığımız zaman aslında küresel büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü bir revizyona izin verdiğini söyledi. İzleyelim. Uluslararası Para Fonu IMF'den 2021 ve 2022 yılları için küresel büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyon sinyali geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 5 Nisan'da başlayacak IMF Dünya Bankası bahar toplantıları öncesi küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşılamanın ekonomilerin geleceği açısından önemine dikkat çeken Georgieva, insanların işlerini kaybetmeye ve artan yoksullukla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini bildirdi. Aşılamada çok fazla ülkenin geride kaldığına değinen IMF Başkanı, adil dağılımın bahar toplantılarının odak noktası olacağına da vurgu yaptı. Georgieva, Ocak ayındaki tahminlerde küresel ekonominin 2021'de %5.5 büyüyeceğinin öngörüldüğünü de anımsattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni mali paket dahil olmak üzere sağlanan ilave politika desteklerinin toparlanma beklentilerini hızlandırdığını ifade etti. Georgieva, bu durum Dünya Ekonomik Görünümü raporunda 2021 ve 2022 için küresel tahminimizde yukarı yönlü bir revizyona izin veriyor dedi. Avrupa Birliği'nden üye ülkelerdeki istihdam programlarına bir destek geldi. Avrupa Komisyonu salgın sebebiyle 6 üye ülkeye 13.7 milyar euroluk destek verildiğini duyurdu. Avrupa Birliği'nden üye ülkelerdeki istihdam programlarına destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu salgın nedeniyle hazırlanan Şur adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 6 üye ülkeye daha destek sağlandığını açıkladı. Bu kapsamda ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak amacıyla İspanya'ya 4.6 milyar, İrlanda'ya 2.7 milyar, Belçika'ya 2.2 milyar, İtalya'ya 1.8 milyar,
Polonya'ya 1.4 milyar ve Çekya'ya 1 milyar olmak üzere 13.7 milyar euro kredi verildiği bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada istihdamın korunması için bugüne kadar 17 ülkeye toplam 75,5 milyar euro kaynak sağlandığı açıklandı. Koronavirüs kapsamında hazırlanan istihdam destekleme programı ile üye ülkeler Avrupa Birliği Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı vermişti. Toplam 100 milyar euroluk kaynakla üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlandı. Ve son başlığa baktığımızda ise Oxford Economics'ten bir tahmin var. Çin'in aşılama planı büyümeyi %9.3'e çıkarabilir diye bir tahmin var. O raporun da detaylarına şimdi bakacağız. Çin'deki aşılama süreci tabii devam ediyor ve Temmuz'a kadar nüfusun %40'ını aşılamayı planladığını paylaşıyor Oxford Economics. Bu günlük 10 milyon insanın aşılanmasına tekabül ediyor. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Çin hedefine ulaşabilirse iş güveni ve tüketici harcamalarının artması bekleniyor. Çin'de tabii salgının kontrol altına alınması dünyadan epey bir önce gerçekleşti ve geçtiğimiz yılın ortasından bu yana Çin'deki ekonomik toparlanmaları yakından takip ediyoruz. Devam edelim. Başka nasıl tahminler var Oxford Economics tarafından? Dördüncü çeyreğe kadar nüfusun %60 ila 70'inin aşılanması sürü bağışıklığını sağlayabilir deniyor ki işte zaten salgının yenilebilmesi için burada sürü bağışıklığının önemine vurgu yapılıyor. Aşılamayla hane halkı harcamaları, turizm gelirleri ve yatırımlar artacak deniyor. Turizm gelirleri bütün dünyada hala sıkıntılı olmaya devam ediyor. Hane halkı harcamaları da Çin özelinde biraz böyle son dönemde aslında hükümetin değiştirmek istediği ancak çok da istenilen seviyeye ulaşamayan bir tabloyu beraberinde getiriyor. Bakalım gerçekten de Oxford Economics'in tahminleri tutacak mı ve önümüzdeki dönemde bu aşılama süreci iyi gittiği takdirde gerçekten de %9.3'lük bir büyümeyi yakalayabilecek mi Çin ekonomisi, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi, bunu yakından izliyoruz diyelim. Ve şimdi piyasalarda beklentileri almak üzere devam ediyoruz. Evet, şimdi ise piyasalara dair beklentileri alacağız. Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal bizimle birlikte. Onurcan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Sözü ben hemen sana bırakayım. İçeride ve dışarıda önemli gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İç piyasayla başlayalım dilersen. Geçtiğimiz haftanın sert satışları ardından örneğin dün biraz daha yükselişle günü tamamlamıştık. Neleri takip ediyoruz? BIST 100 endeksinde hangi önemli seviyeler yakından izleniyor? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Yurt dışı piyasalarda özellikle burada ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve hani bu taraftaki gelişmeler önemini koruyor. Özellikle açıklamalara karşı hassasiyetin yurt dışı piyasalarda biraz daha artış kaydettiği bir dönemdeyiz. Dün burada hani doların salgın kaynaklı endişeler nedeniyle genel olarak değer kazandığını görüyoruz küresel çapta. Gelişmekte olan ülke para birimleri burada dolar karşısında daha zayıf bir görünüm ortaya koyuyor. Dün de yani Türk lirasında değer kayıplarının devam ettiğini gördük. Özellikle geçen haftadan bu yana hani TL'de biraz daha değer kaybının etkili olduğunu görüyoruz. Dün gün içerisinde 8.45 seviyelerine kadar çıkan bir dolar TL vardı. Ancak hani günün son bölümüne doğru Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları biraz daha kurda kayıpların daha doğrusu yükselişlerin biraz daha geri gelmesine katkı sağladı. TL'yi destekledi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada hani faizlerin enflasyon seviyesi üzerinde oluşturulmaya devam edeceğini ve özellikle burada %5 enflasyon hedefine ulaşmak için sıkı para politikasının korunacağını dile getirdi. Hani buradaki söylemler bir miktar TL'yi destekleyen gelişmeler oldu. Türk lirasındaki kayıpların geri alınmasıyla birlikte gün içerisinde yani belli ölçüde geri alınmasıyla birlikte daha doğrusu gün içerisinde satışların biraz daha ön plana çıktığı bir süz endeksi günü %0.23'lük hani sınırlı bir kazançla en azından kayıplarını geri alarak 1395'li seviyelerden tamamladı.
Yurt içinde yani Türk lirasının seyri ve özellikle ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar bunlar önemini koruyor. Dediğim gibi biraz daha haber akışlarına ve açıklamalara karşı hassasiyetin arttığı bir dönemdeyiz. Yine burada olası bir kabine değişikliği gibi iç siyasetteki gelişmeler de yakından takip ediliyor olacak. Bu cephedeki gelişmelerin biraz daha TL varlığında etkisini hissediyor olacağız. BIST endeksinde 1395 seviyesinden tamamladık dediğim gibi günü. Burada hani kısa vadede 1384 seviyesi ilk önemli nokta. Onun altında 1295 bir seviyelerde bulunan 200 günlük hareketli ortalama ve 23 Mart'ta test edilen 1256 seviyeleri önemli. Ama hani şu an için mevcut görünümde hani BIST endeksindeki teknik görünüm biraz daha zayıf seyrettiğini söyleyebilirim. Burada çünkü yani bir yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi adına geri dönüş çizgisinin %50 seviyesine denk gelen 1423 seviyesi var. Bu seviyenin ilk olarak aşılması lazım yükselişlerin güç kazanabilmesi adına. Bu seviye altında kalındığı sürece hani yukarı yönlü hareketler tepki mahiyetinde kalabilir ve hani teknik görünüm görece zayıf görünümü koruyacaktır. O nedenle hani 1423 aşılmadığı müddetçe buradaki yükselişlere karşı biraz daha temkinli yaklaşmak, belki bunları hani çok kısa vadeli değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Ama hani biraz daha volatilitenin artışı kaydettiği ve görünümün zayıf seyrettiği endeks tarafında alım tarafında konusunda aceleci olmamak, hani şu dönemde biraz daha belki ana parayı korumanın öncelenmesi daha sağlıklı olacaktır. Küresel çapta da net bir yönden bahsedilmek güç, yani küresel hisse piyasalarında. Orada da genel olarak dalgalı bir görünümün etkili olduğunu takip ediyoruz. Özellikle enflasyon endişeleri zaten bir süre hani son zamanlarda sıkça konuştuğumuz bir konu. Bunun üzerine bir de son günlerde vaka sayılarında gözlenen artış eğilimi, hani bunu yurt içinde de görüyoruz zaten, keza Avrupa'da veya yani dünya genelinde de vakalarda bir artış var. Yani üçüncü dalgadan bahsediliyor. Bu durum biraz daha salgın kaynaklı endişeleri ve ekonomik toparlanma ilişkilerini belki belli ölçüde belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Bunun da yine risk iştahı üzerine baskı oluşturduğunu görüyoruz. Ama hani aşılama çalışmaları, yine ekonomik verilerin hani genel olarak gücünü koruyor olması, tüm bunlar da risk iştahını destekleyebilecek faktörler. Bu konu başlıkları içerisinde daha dalgalı bir görünümün olduğunu görüyoruz. Yani net bir yukarı yükseliş eğilimi de yok ama hani net bir düşüş de yok. Burada biraz daha bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bu hafta içerisinde Amerika Başkanı Biden'ın yeni harcama paketinin açıklaması bekleniyor. Bu paketi açıkladıktan sonra hani bunun enflasyon endişelerinin üzerindeki etkisi ne olur? Ona bakmak lazım. Dün Amerika oyunu tahvil faizinde yeniden yükselişler vardı. Geçen hafta 1.60 seviyelere kadar çekilmişti 10 yıllıklar. Pardon, sözünü keseceğim. Onurcan, şunu merak ediyorum. Şimdi bu 1.9 trilyon dolarlık paket direkt olarak bir teşvik paketiydi. Şu anda konuşulan o 3 trilyon dolarlık paket ise altyapı çalışmalarını ilgilendiren bir paket. Direkt olarak hani bu altyapı çalışmalarının enflasyona etkisi nasıl olabilir, onu merak ediyorum. Yani orada yine bir enflasyonu tetikleyecek yukarı yönlü kalıcı bir enflasyonu beraberinde getirebilir endişesi taşınıyor mu acaba küresel çapta? Yani doğrudan belki hani teşvik paketi gibi, yani sonuçta bu harcama paketinde hani vatandaşların cebine doğrudan para konmayacak ama altyapı harcamaları, yani burada devlet tarafındaki harcamaların artışı kaydediyor olması, hani sonuçta belki hane halkı talebi değil ama genel talebi arttırabilecek bu husus. Yine aynı zamanda hani burada bu harcama paketiyle birlikte istihdamın da artış kaydetmesi öngörülüyor. İstihdam artışıyla birlikte hani toplam hane halkı gelirinde gözlenecek artışın da talep üzerindeki etkisini takip edebiliriz. Hani belki teşvik paketi kadar doğrudan olmasa da hani devlet harcamaları üzerinden, altyapı harcamaları üzerinden enflasyon tarafında bir etkisinin görülmesi oldukça muhtemel. Ve hani çok üst üste geldi. 1.9 trilyon dolarlık hani destek paketi, üzerine 3 trilyon dolarlık harcama paketi, bunlar oldukça büyük tutarlar. Bunların hani bu doğru tabii izlemek lazım burada ama enflasyon üzerindeki etkilerini izlemek lazım ama tabii ki bu endişeleri gündemde tutmaya devam edecektir. Yani bu endişeleri yatıştıracak bir gelişmeden ziyade daha çok hani alevlendirecek bir gelişme olarak yorumlamak mümkün. Elbette piyasa biraz daha bunu hani veri bazında, veri tarafında da görmeyi bekleyecektir ama bu gelişme, bu açıklamanın ardından detaylarının da tabii biraz daha görülmesi lazım.
Ama hani enflasyon endişelerini gündemde tutmaya devam edebilecek bir gelişme olarak yorumlamak mümkün. Açıklamalarla birlikte hani harcamaların artış kaydı çok olması ve hani altyapı harcamaları birlikte büyümenin güç kazanabilecek olması hisse piyasalarının ilk fiyatlarını destekleyebilir. Ama devamında daha ciddi bir enflasyon endişesini gündeme getirmesi ve Amerika 10 yıllarında %2'lere doğru bir hareketi başlatması hisse piyasalarındaki hani olumlu etkisini sınırlayabilir. Hatta belli ölçüde belki düzeltme hareketlerini de beraberinde getirebilir. Yani bu konuda kısa vadede küresel çapta takip edeceğimiz en önemli gelişmeler arasında yer alıyor diyebilirim. Evet, biraz daha küresel çapta yön arayışı var dedin ve tabii ki takip ettiğimiz önemli başlıklar var. 1423 seviyesi de BIST endeksinde takip edilen gelişmeler. Çok teşekkür ediyoruz. Onur Can Bal bizimle birlikteydi. Gedik Yatırım Danışmanı. Ve biz böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın sabahlar 7'yi gösterdiğinde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.